adak yok mu? Sual. Allah'ın adağa ihtiyacı yoktur. Adak adamak yanlıştır. Adak adamak, Allah'la pazarlık yapmak anlamına gelir deniyor. Dinimizde adak yok mu? Cevap. Dinde adak vardır. Allah'ın adağa ihtiyacı yok dendiği gibi, Allah'ın namaza, oruca da ihtiyacı yoktur diyerek bu ibadetleri kaldırmak mı gerekir? Adağın pazarlıkla da ilgisi yoktur. Bir işimizin olması için adak adamak, o işin olması için dua etmek gibidir. Bekara suresinin 270. ayet-i kerimesinde mealen, fakire verdiğiniz sadakaları ve yaptığınız adakları Allahü Teala biliyor ve Hac suresinin 29. ayetinde mealen, adaklarını yerine getirsinler buyuruldu. İnsan suresinin 7. ayetinde, onlar adadıklarını yerine getirirler buyurularak iyiler övülmektedir. Bu ayet-i kerimelerde Allahü Teala yaptığınızı bilirim diyor. Adak yapanları övüyor. Adağın fakirlere nafaka olduğunu bildiriyor. Adak hakkında hadisi şerifler. Yaptığı adaktan dönen, dönüp kustuğunu yiyen köpeğe benzer. Allahü Teala buyurur. Benim için birbirini seven, benim için birbirini ziyaret eden, benim için birbirine yardım eden ve benim için adaklarına sadakat gösterenleri severim. Davete giden, Ramazan, kaza ve adak orucu değilse, nafile ise orucunu bozsun. Adak kurbanının eti yenmez. Ahir zamana doğru öyle bir topluluk gelir ki, hıyanet ederler, kendilerine güvenilmez. İstenmeden şahitlik ederler, adakta bulunur, yerine getirmezler. Bu hadis-i şerifler, adağın dinde olduğunu göstermektedir. Adağın ikinci bir faydası daha var. O da adak sebebiyle cimriler mallarını hayra sarf ederler. İki hadis-i şerif meali şöyledir. Adak Allah'ın takdirini değiştirmez. Fakat adak bazen kadere uygun olur. Bu da cimrinin esirgediği malını vermesine sebep olur. Allahü Teala buyuruyor ki, adak takdiri değiştiremez. Fakat daha önce böyle bir hayır yapmazken, nezirle cimriden bir hayır çıkmış olur. Adak takdiri değiştirmez demek, adak lüzumsuz demek değildir. Namaz, oruç da takdiri değiştirmez. İnsan takdirde olanı işler. Falanca kişi adak adayacak ve o işi olacak diye takdir edilmişse, o iş elbette olur. Şarta bağlı olarak evliyaya adak yapmak da, kendini günahı çok, dua etmeye yüzü yok bilerek mübarek birini vesile edip Allahü Teala'ya yalvarmak demektir. Mesela hastam iyi olursa sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine olmak üzere Allah için bir koyun kesmek nezrim olsun deyince bu dileğin kabul olduğu çok görülmüştür. Burada Allah için koyun kesip sevabı evliyaya bağışlanmak da onun şefaatiyle Allahü Teala hastaya şifa vermekte, kazayı belayı gider.